içinden geçtiğimiz, birbirimize harfler armağan ettiğimiz ve buton tokatladığımız efsane yarışma programı Kelime Oyunu'nda ay finalindeyiz. Ve 4 ay finalistimiz yerlerini aldı. Bakalım ne durumdalar. Tekrar merhaba Oğuz Akkaya. Merhabalar. Ne var ne yok? İyiyim. Devam, hayat devam ediyor. Çok güzel. Heyecan heyecan artık temizlenmiş. Yok ya, son kez geldiğim için biraz buruğum. Eğlenceliydi. Aynen. Çok güzel. Bugün iddialı mısınız? Yok. Değilsiniz. Değilim. Tamam. Keyif alacağım. Hadi bakalım. Evet. Murat Bey tekrar merhaba. Merhaba. Sizde ne var ne yok? İyilik. Her şey yolunda. Çok güzel. Siz değil, de rahatsınız yok diye tahmin ediyorum. Dışarıdan öyle görünüyorum herhalde. Ama içeriden biraz stresiniz var galiba. İyi, her şey yolunda. Harikulade. Bugün için bir öngörünüz var mı? Nasıl gider? Her şey olabilir. Her yarışmacı da çok iyi görünüyor. Evet. Dolayısıyla 1-4 her şeye açığım. Hadi bakalım ne olacak. Ayaklarınıza sağlık. Cem Bey tekrar merhaba. Merhabalar. Sizde durumlar nasıl? Gayet iyi, her şey yolunda. Daha da rahatladınız. Rahatlıyorum gitgide, evet. Çok güzel. Bugün iddialı mıyız? Evet, yani Murat Bey'in dediği gibi rakipler gitgide zorlaşıyor. Her şey gebe bir program gibi duruyor, bakalım. Hadi hayırlısı. Cihan Bey, siz de hoş geldiniz. Sizde var mı orijinal bir şey? Yok, aynı devam. Gayet iyi. Siz zaten rahattınız, yine rahatsınız. Yine rahatım. Yani sonuçta bir oyun oynayacağız. Evet. Bir kazanan olacak. Evet. Sıkıntı yok yani. Oyun oynamaya geldik. Hadi bakalım. Hanımlar beyler, gördüğünüz gibi ay finalinde stüdyoyu kışlaya çevirdik. Bir tane hanımefendi bile yok. Bundan sonra böyle olmasın diye elimden geleni de yapacağım. Aha, buraya yazıyorum vallahi. Bakalım ilk yarışmacıyı bir çağıralım da neler oluyor. Alkışlarla ilk yarışmacımız geliyor. Harp, doğru cevap. Laktoz doğru cevap. Kozmetik. Kozmetik doğru cevap. Masraf etme. Masraf etme doğru cevap. Hanımlar beyler, ay finalinde İlk finalistimizle beraberiz. Tekrar merhaba Oğuz Bey. Çok pardon. Sevgili izleyenler, siz de bizimle ay finaline kadar gelirim ben ya, nasıl geliniyor diye hayaller kuruyorsanız ekrandaki adresi sesleniyorsunuz. Laps diye sizi buraya oturtuyoruz. İnanır mısınız? Tekrar merhaba Oğuz. Merhabalar. Yani ne konuşacağız bir şeyimiz... Börek güzel miydi? Çok iyiydi. Tamam, ona... Doğru. Söyleyelim. Geçen sefer kendisine söylemiştik, övdüğü anneannesinin böreğiyle ilgili bir şeyler. Vallahi börekle geldi bu bey. Diyet miyet dinlemedim, gömdüm vallahi. Bütün ekipçe tadına baktık. Oğuz Akbey'in anneannesinin ellerine sağlık. Gerçekten bundan sonra evinin adresini öğrendik gibi bir şey oldu. Gidip yiyeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ne kadar zarifsiniz gerçekten. Bütün ekip sizin kazanmanızı istiyoruz artık. Böyle de bir şey. Ne yapıyorsunuz? İyiyim. Bu aralar? İş güç, devam. Hı, yolunda mı her şey? Yolunda, bir sıkıntı yok. Gayet güzel. Bir selam göndermek istediğiniz kimse kaldıysa? Anneanneme selam göndermiştim. Geçen evet. Dedem birazcık alınmış galiba bana, niye göndermedin diye. Vallahi iyiliğinizi dedeme de versin. Göndereyim o zaman. Eşime de göndereyim, herkese göndereyim. Aynen, çok yani. Güzel. Gönderim vallahi. Bir hedef puanınız var mı bugün için? Şuralarda geçsek iyi olur. Günde 7000'lerde yapmıştım. Haftada 8000'lerde yapmıştım. Bugün de acaba 9000'ler olur mu? Olmasa bile en azından hani geriye düşmeyeyim. Yine en azından hafta finali gibi hepsini bildiğim bir şey olsun. Bir tur olsun. Yoksa... Şu puan olsun dediğim bir şey yok. Tamam. Harika. Bence gayet düzgün. Başlayalım mı? Başlayalım. Hanımlar beyler, ilk kelimemiz geliyor. Toprak içinde katman olarak bulunan ve pişirilip toz duruma getirilerek alçı yapmaya yarayan taş. Alçı taşı. Alçı taşı. Kil değil. Değil. Bir harf alayım. Buyursunlar. Ups. Jist miydi? Gibi bir şey ama değil. Jips miydi? Jips doğru cevap. Efendim ikinci 4 harfli kelimemizin sorusu geliyor. Buyursunlar.
olmaması ya da yapılmaması gereken bir şey için duyulan üzüntü. Nokta nokta duydum bundan. Hmm. Hicap var ama. Gibi bir şey ama değil. Kınanır bununla. Kınanır. Nokta no- sizi nokta noktayla kınıyorum. Esef. Esef doğru cevap. Beş harflere geçtik. Fizikten geliyor. Bakalım nasıl soruyoruz. Biraz da bilin be sevgili izleyenler. Bir ışık kaynağından yayılan ışınların bir mercekten geçtikten sonra toplandığı yer. Odak. Hüzme. Değil. İngilizce kökenli. Hmm. Bir ışık kaynağından yayılan ışınların bir mercekten geçtikten sonra toplandığı yer. Fokus. Buyurun. Fokus. Fokus doğru cevap. Yine beş harfli gelsin bakalım. Arapça kökenliymiş bir de üstüne üstlük. Kanuna uymayan eylem. Ah, suç. Etmek fiiliyle kullanırız genelde. İhlal. İhlal doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Gastronomiden geliyor. Buyursunlar. Nişasta yufkalarının sütlü şerbetle ıslatılmasıyla hazırlanan bir tür tatlı. Güllaç. Güllaç doğru cevap. Güllaç'ın sadece Ramazan'da yapılıyor olmasıyla hayatımda ilgili. Hayatımda hiç yemedim desen. Vallahi mi? Ben 6 yıldır veganım zaten. Ondan önce çok tatlıyla da aram yok. Ama bitkisel sütler var. Olabilir. Yani hayatta bir kere de sütlaç yedim. Hiç yemedim güllaç. Çok da garip geliyor bana. Kağıt ıslatılmış falan gibi geliyor. Kağıt ıslatılmış. Ya öyle görüntüsü var hani kağıtla. Aynen. Bir tadına bakayım. Güzel ya mi? Onu. Tabii tabii. Veganım bayağı... bir anneanneme yaptırayım o zaman. Yaptırın ya. Oluyor yani. Tamam, yani diğer biraz sütlerle de o şerbet olmuş, yapılabiliyor. Tamam. Bence bir tadına bakın. Tamam. Bir de hafif de oluyor o. Bu Ramazan söyleyeyim. Aynen. Tatlıyla aranız var mı? Hiç yok da. Hiç yok. Ha. Az şekerli yapar. Olur. Aynen. Güzel. Efendim alt harflerdeyiz. Hala Farsça kökenli bir kelime soracağız şimdi. Buyursunlar. Genellikle askerlerin giydiği konçlu bot. Postal. Postal doğru cevap. 7 harflilerdeyiz. Fransızca kökenli. Bakalım ne sorduk. Mutfakta geleneksel metotlar aracılığıyla doğal yöntemler kullanarak üretim yapan kişi ya da işletme. Doğal yöntemler mi? Geleneksel metotlar, füzyon. Yani aslında son dönem kahveciler, fırınlar falan böyle tanımlanan... Artizan mı? Buyursunlar. Artizan. Artizan doğru cevap. Şimdi Oğuz Alp Bey 3600 puandayız. 2 dakika 2 saniye süremiz var. Her şey yolunda. Tam ortada süre değil mi? Aynen. Yani tam ortada ama iyi bir süre. Peki. Rahat davranabiliriz bir çıt. Efendim ikinci 7 harfli kelimemizin sorusu geliyor. Rumca kökenliymiş. Hadi buyursunlar. Sakız ağacından çıkarılan reçine. Mastika. Mastika doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. 2 kelime bir cevap isteyeceğiz. Mecaz anlam soruyoruz. Yasa dışı yollardan kazanç sağlamak anlamında kullanılan deyim. Kara para. Kara para doğru cevap. 8 harflilere geçtik efendim. Fransızca kökenli bir sözcük soruyoruz. Bakalım nasıl? Türkçesi laf cambazlığı olan kelimenin Fransızca kökenli karşılığı. Eskiden tartışma programlarını çok kullanılırdı. Bana nokta nokta yapma falan gibi. Yarf alayım. Buyurun. J. Demagoji. Demagoji doğru cevap. 9 harflilerdeyiz. Mecaz anlam bir deyim 2 kelimeden oluşuyor. Daha size ne diyelim mi Oğuz Alp Bey? Bir de börek çok güzeldi. Buyursunlar. Ses seda çıkmayan yer anlamına gelen bir söz. Tek kelime miydi? 2 kelime. 2 kelime. Daha demin ses seda çıkmayan yer. Evet. Bir harf alayım. Tabii. Böyle arıyorsunuz arıyorsunuz ulaşamıyorsunuz. Aa, nokta nokta. Bir harf daha alayım. Bir harf daha. Kapı.
Kapı duvar. Kapı duvar doğru cevap. Yine 9 harfli, yine 2 kelimeden oluşuyor. Bakalım nasıl sorduk? Bir güçlüğü giderme çaresi. Hal çaresi anlamına gelen tabir. İki kelime mi? Evet. Çözüm yolu mu? Çözüm yolu doğru cevap. 10 harflilere geçtik. Tek kelime master almış, yapım eki de almış, neler almış neler. Buyursunlar. Uyumsuz, özensiz giyinme anlamına gelen sözcük. Mastarlı. Evet, iki harfli ama mastar. Hı, yapma. Ve argo da kullanılıyor. Salaşımsı bir şey. Yani daha argo. Bence harf alın. Bir harf alayım. Bir harf daha alayım. Tabii. Sizin eliniz bir harf daha alın. Bir harf daha alayım. Paçozlanma mı? Bir harf eksik. Paçozlamak mı? İki harfli. Paçoz. Bir harf daha alayım. Aldık bir harf daha. Durdurdum. Sizin dediğinizde bir harf eksik ya. Hı hı. Sizi yani neyse bir siz türetmeye çalışın. Paçoz. Evet. Lanma. Değil ama çok yakın. Yani. Paçozlaşma. Evet, paçozlaşma doğru cevap. Vallahi zordu. İyi çıktınız işin içinden. Son soru. Son cevap. İki kelimeden oluşuyor yine cevabımız. Mineralojiden geliyor. En sevdiğiniz yer. Tabii. Buyursunlar. Altın ve gümüş gibi değerli maddelerin ayarını anlamak için kullanılan gereç. Gereç mi? Gereç. Altın ve gümüş gibi değerli maddelerin ayarını anlamak için kullanılan gereç. Sonu böyle metre gibi bir şey mi? Hiç alakası yok. Şey... Sahaf. Yok yok. Hani böyle bir çok önemli şeyler için o bu konunun nokta noktasıdır denir. Bu konuların... Buna sürtüp değerini anlıyorlar hatta. Bir şey mi? O bizim için nokta noktadır falan. Ah be! Mihenk taşı olacaktı. Oğuz Alp Bey. Vallahi 7100 puan hiç fena bir puan değil ama 9000'den döndük. Evet. Ekip arkadaşlarımdan rica ediyorum böreğin kalanını geri verelim. Çünkü son soruyu bilemedi çünkü kendisi. Ya yani iyi yarıştınız, çok iyi yarıştınız gerçekten buraya kadar. Bakalım sizden sonraki yarışmacılarımızın başına neler gelecek. Onlar sonuçta börek de getirmedi sevgili izleyenler. Sanki bunda ilgisi varmış gibi. Bakalım. Ayaklarınıza sağlık şimdiden. Hanımlar, beyler, Oğuz Alp Bey alkışlarla yerine gönderiyoruz ve ikinci yarışmacımız geliyor. Bibi. Bibi doğru cevap. El kızı. El kızı doğru cevap. Paradigma. Paradigma doğru cevap. Niyaz etmek. Ne? Niyaz etmek. Niyaz etmek doğru cevap. Hanımlar, beyler, ay finalinde ikinci finalistimizle beraberiz. Tekrar merhaba Murat Bey. Merhaba. Çeşitli aksilikler yaşanabiliyor, az önce de gördük. Evet. Sizin de hafif stresiniz vardı. Bir çıt daha streslendirdi mi bu sizi? Evet, yani gayet iyi puan alacak diye düşünmüştüm. Evet, evet. Ben 9500 de... civarı şansım. Bayağı iyi gidiyordu. Evet. Oluyor işte böyle şeyler. Yani paçozlaşmayı bilip mihenk taşında takılmak bana da şey geldi ama. Şanslı. Kısmet. Var mı sizin selam göndermek istediğiniz kimse? Daha detaylı göndereyim o zaman bugün. Tabii. Eşim, çocuklarım, oğlum ve kızım bu tarafa. Akrabalarım Osmancık'taki, iş arkadaşlarım, arkadaşlarım, herkese selam göndereyim. Aleykümselam, biz de selam gönderiyoruz. Ne yapalım, ufak ufak başlayalım mı?
Başlayalım. Böyle bir yolda heyecanı evet, alırız artık. Evet, öyle yapalım. Hanımlar, beyler, ilk kelimemiz geliyor. Kuzu eti ve nohutla yapılan Kars'a özgü yöresel bir yemek. Harf alayım. Buyursunlar. Bugün de hep yemek. Bir harf daha. Paça değildir. Değil, değil, değil. Hiç duymadığım bir isim demek. Büyük bir harf daha alayım. Pata. Değil. Durdurun isterseniz, sesli harf koyacağım. Pete. Değil. Pota. Değil. İki sesli harf de aynı. Pata, pete, pıtı, piti. Piti doğru cevap. Ben de yemedim galiba. Merak ediyorum kuzu ve nohutla nasıl bir yemek oluyor acaba. Dört harfli ikinci kelimemizin sorusu geliyor. Fransızca kökenli efendim. Gelsin bakalım. Türkçesi makine yağı olan kelimenin Fransızca kökenli ismi. Buyursunlar. Gres doğru cevap. Beş harflilerdeyiz. Arapça kökenli bir kelime. Bakalım nasıl sorduk. Çok küçük parçacık. Tanecik. Habbe. Değil. Daha basit düşünün. Parçacık. Kullanıyoruz bu kelimeyi. Su habbesi demeyiz ya. Ya da... damla. Değil. Yok yani senin benim için habbe kadar önemin yok. Habbe değil işte onun yerine. Zerre. Zerre doğru cevap. Yine beş harfli İngilizce kökenli bir ünlem soruyoruz. Hadi buyurun. Come on. Kalabalık ve gürültülü hareketlenmeyi ifade eden söz. Böyle. Hurra. Hurra doğru cevap. Alt harflilerdeyiz. İtalyanca kökenli bir sözcük. Bakalım nasıl soruyoruz. Zarara uğrama tehlikesi, risk. Riziko değildir. Odur. Riziko. Riziko doğru cevap. Yine alt harfli Arapça kökenli bu sefer. Hadi bakalım bunu bilebiliyor musunuz Murat Bey? Yapılması gereken, yapılması borç hükmündeki vazife, boyun borcu. Taahhüt değil. Değil. Bunlar bizim nokta noktalarımız deriz. Bir harf alayım. Tabii. Yani... farz değil de... vacip. Heh. Vecibe. Vecibe doğru cevap. Evet, yardımı nerelerden getiriyoruz sevgili izleyenler. Yedi harfli Türkçe kökenli bir sıfat. Buyursunlar. Üzerinde boya ya da benzeri ürünlere, benzeri ürünlerle eskitme. Yıpranma görüntüsü verilmiş desen. Eskitme. Eskitme doğru cevap. Murat Bey, yarışmanın ortasındayız. 3400 puanımız ve 2 dakika 11 saniye süremiz var. Hiç fena değil. Gayet iyi durumdayız. Alabileceğiniz 24 harf var. Çok rahatız orada da. Bence sakin kalıp vakti de kullanmak iyi fikir olabilir. Tamam. Devam ediyorum. Efendim, ikinci 7 harfli cevabımızın sorusu gelecek. Fransızca kökenliymiş. Vadi ya da ırmak üzerinden karayolu ve demiryolunun geçişini sağlayan ayaklar viyadük. Üzerine oturtulmuş uzun köprü. Viyadük doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. Bitki biliminden geliyor. Buyursunlar. Ballı babagillerden güzel kokulu yapraklarını dökmeyen, çiçekleri soluk mavi renkli çok yıllık bir bitki. Harf alayım. Buyursunlar. Yemeklere böyle güzel koku versin diye kullanırız. Biberiye. Buyurun. Biberiye doğru cevap. 8 harfli iki kelimeden oluşan mecaz anlamda bir cevap. Buyursunlar. Emek anlamına gelen mecaz. İki kelime. Bir harf alayım. Verelim. T. Alın teri. Alın teri doğru cevap. 9 harflilerdeyiz. Mastarlı bir cevaba ihtiyacımız var. 2 harfli mastar. Gelsin bakalım soru.
Kendine yabancı gelen kimseye ya da bir duruma alışamamak. Yabancılaşma fazla uzun oldu. Çok uzun oldu, evet. Kendine yabancı gelen kimseye ya da bir duruma alışamamak. Ya da bir yere alışamamak. Yadırgama. Yadırgama doğru cevap. 9 harfli yine Fransızca kökenli spordan geliyor. 9 harfli. Evet. Vücudu geliştirmek, çevikleştirmek ve güçlendirmek için yapılan egzersizlerin tümü. Atletizm. Gibi bir şey. Fitness değil. Değil. Hangi takımlısınız? Fenerbahçe. Tek kelime miydi? Tek kelime. Fransızca kökenli. Evet. Benim yeğenim hafta sonları gidiyor gelişmek için buna. Harf alın. Harf alayım. Buyurun. Jimnastik. Buyurun. Jimnastik doğru cevap. Efendim 10 harflilerdeyiz. Yine mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Buyursunlar. Tarla, bağ ya da bahçelerdeki yerlerden kaldırılan üründen arta kalanları toplamak. Bağ bozumu. Değil, değil. Harf alın harf bence. Alayım. Bu bir, yani sık rastladığımız bir kelime değil. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık ve süreyi durdurduk. Lamak diye bitiyor. Evet. Bence. Her yerde aynı sesli harf var. Talaşlamak. Gibi bir şey. Tamaşlamak. Değil, çok güzel gidiyorsun. Tanaşlamak. Değil. Tapaşlamak. Devam. Taraşlamak. Taraşlamak doğruca. İnanılmaz. Daha önce duymuş muydun? Yok, ilk defa. Ben de duymamıştım. Bizim editörümüz de muhtemelen duymamıştı, gördü. Belki de uydurdu. Yok, Allah'tan uydurma huyu yok. Efendim 10 harfli ve son sorunuzu soracağım. Yine iki kelimeden oluşan bir mecaz. Gelsin bakalım soru. Bir kimsenin çekilmez davranışları, istekleri ya da sözleri anlamına gelen mecaz. Ağız kokusu mu? Ağız kokusu doğru cevap. Murat Bey 8700 puan aldınız. Harika bir sonuç. Daha fazla da alıyordunuz da taraşlamak olmayaydı evet. Yani. O da zaten şey gibi, Oğuz Alp Bey'in paçozlaşma gibi evet. Bir şey. Çok tebrik ediyorum. Harika bir puan. Sizden sonraki iki yarışmacımız bakalım neler yapacak. Ama şimdilik ay finalinin galibi sizsiniz gibi görünüyor. Onların sonucuna kadar. Şimdiden ayaklarınıza sağlık. Hanımlar beyler Murat Bey'i alkışlarla yerine gönderiyoruz. Ve Cem Bey diyor. Ay mı? Ocak. Ocak. Doğru cevap. Mehmet'i. Bigudi. Bigudi. Doğru cevap. Havaalanı. Havaalanı. Piste odak kendini. Havaalanı. Doğru cevap. Yağlı kağıt. Yağlı kağıt. Yağlı kağıt. Doğru cevap. Hanımlar beyler, ay finalinde 3. finalistimizle beraberiz. Tekrar merhaba Cem Bey. Merhabalar. Size de artık ne var ne yok diyeceğim de her şey aynı diye tahmin aynı. Ediyorum. Çok güzel. Yalnızca 3 turdan beri yanımda olan eşime buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Çok sevdiğimi ekranlardan da belirteyim. Çok yani, güzel konuştun. Yanında derken burada mı eşiniz? Burada evet. Gerçekten nerede? Tam karşınızda. Ha siz eşi misiniz? Ben diyorum o kim? Evet. Gayet iyi. Ha, demek ki sizin tevekkeli değil, uğrunuzla gelmişsiniz. Tabii. Anladım. Evet. Ay, hadi bakalım, acaba bu şeyde turda neler yaşanacak? İyi olacağını düşünüyorum. Hadi inşallah. Olmazsa zaten. Adam börek getirdi, kazanamadı ya. Cem Bey. Yani neler oluyor? Doğru. O anlamda boş olduğumu hissettim şu anda. Nasıl yaparız? Hiçbir şey yapmayız. Ne olacak? Bir dahaki davette o zaman biz de söz verelim. Aynen. Sene finali. Ben uyduruyorum şu tamam, an. Tamam. Güzel. Yıl finali yaparsak ona tamam, sizi çağıracağız. Olur. Şimdi efendim 8700 puanla şu an liderlik koltuğunda Murat Bey.
Onun üstüne çıkmamız gerekiyor. Evet. Neden olmasın? Olabilir. Eğlenelim. Başlayalım mı denemeye? Olur. Efendim o zaman izninizle hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Değersizleşme, zarar anlamına gelen Fransızca kökenli sözcük. Kar, zarar, maaş. Hiç oralara gitmeyin. Değersizleşme. Yani mesela araba kaza yaptı. Ne oldu? Hasar, maddi hasar. Ama çok yani bir daha kullanılamaz. Pert. Pert doğru cevap. 4 harfli ikinci kelimemizin sorusu geliyor. Gastronomiden geliyor. Hadi bakalım. Et, ekmek ya da peynir gibi ürünlerin parçası, dilimi. Tike. Tike doğru cevap. 5 harflilerdeyiz. İngilizce kökenli. Gelsin bakalım. Bakalım. Saç tutamının aşağıdan yukarıya doğru ters yönde taranıp üstü düzleştirilerek kabarık gösterilmesi. Bukle mi, röfle mi? Değil. İkisi de değil. Böyle fıt 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 yaparak kabarık gösteriyor. Evet. Bunlar. Tam saçla ilgili soru sorulacak bir vatandaş değil mi? Aynen. Ama yani ne bileyim şimdi. Bir harf alayım. Buyursunlar. K. Bir şey, hamurlu bir tatlıya da benziyor sesi. Kahvaltıda yenir. Ha, çıkmayacak. Bir harf daha alalım. Bir harf daha verdik. Krebs falan mı? Ne? Krebs. Yok, sonu öyle değil tabii. Krepe. Krepe doğru cevap. Yine 5 harfli Fransızca kökenli ama Fransızca kökenli miymiş ya o diyeceğimiz bir kelimenin sorusuna bakalım. İçine çeşitli maddeler konulan saç, lastik ya da çinkodan yapılan kap. Saç, lastik ya da çinkodan. İçine çeşitli maddeler konulan. Tabak. Değil. Kap. Daha ağzı. Leğen. Yok yok, ağzını falan kapatıyoruz. Bir harf alayım. Bir harf verelim. Bidon. Bidon doğru cevap. 6 harflere geçtik. Arapça kökenli özel bir isim soruyoruz. Buyursunlar. Bir yükün yukarıya kaldırılmasını sağlayan araç. Makara. Makara doğru cevap. Bunun tam olarak neresi özeldi bilemiyorum sevgili izleyenler. 6 harfli bir başka kelimemizin sorusu gelecek. Fransızca kökenliymiş bu da. Bakalım. Ciddi sayılan bir eserle dalga geçerek biçimini bozmadan gülünç etki yaratan oyun türü. Duydum bu tabiri. Kabare? Değil. Daha basit düşünün. Daha basit düşüneceğim. Bir harf alayım. Buyurun. Çıkmayabilir. D. Trajedi. Değil. O da alakası yok. Bir harf daha alayım. Bir harf daha verdik. Parodi. Parodi doğru cevap. Dalga geçme diyordu aslında. Evet. Ne be? Dalga geçme diyordu aslında. Evet. Çıkmalıydı, ama doğru. İşte öyle oluyor bazen. Efendim 7 harflilerdeyiz. İtalyanca kökenli ekonomiden geliyor. Allah artırsın. Bir dönemin sonunda gelir ve giderlerin karşılaştırıldığı tablo, mali özet. Bir harf alayım. Tabii. Ç. Bilanço. Bilanço doğru cevap. Cem Bey puanımız çok iyi. 3100 süremiz yangın yeri. Evet. 1 dakika 21 saniyemiz var. Alabileceğiniz 5 harf var. Kesinlikle hızlanmamız gerekiyor. Harf konusunda da iktisatlı davranacağız gibi. Ama yani yine alırız harf. Efendim ikinci 7 harfli cevabımızın sorusu gelecek. Rumca kökenli bir kelime geliyor. Bu sefer gerçekten özel isim. Çok verimli anlamına gelen eski ismi Pampilya olan Akdeniz bölgesindeki Isparta. İlimiz. Değil. Kütahya, biraz daha aşağıda. Antalya. Antalya doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Medya sektöründen geliyor. Haydi bakalım.
Film veya dizilerde kamera arkasında çalışan personele verilen isim. Set ekibi. Set ekibi doğru cevap. Efendim yine 8 harfli Arapça kökenli gelsin bakalım sorusu. Engelleme, araya girme anlamında kullanılan Arapça kökenli sözcük. Mani olma olmaz. Tek kelime. Harf alayım. Peki. Bir harf daha alayım. Peki. Durdurayım. Engelleme, araya girme. Mesela cerrahlarda yapar, poliste yapar. Müdahale. Müdahale doğru cevap. 9 harfli üç İtalyanca harf kökenli. 3 harf mı kaldı? 3 harfiniz kaldı. 46 saniyeniz var ve 4 tane soru cevaplamak zorundayız. Tamam. Efendim şimdiki soru size harf aldırmaz diye tahmin ediyorum. Umut ediyorum açıkçası. Gastronomiden geliyor yine. Seni gidi insafsız editör. Gelsin bakalım. Domates, sarımsak, zeytinyağı, karabiber ve fesleğenle yapılan makarna sosu. Bolognese diyeceğim değil. Değil, o kıymayla oluyor. Çok basit, dur bu gelecek aklıma. Gelecek. Domates, sarımsak, fesleğen. Pesto sosu diyeceğim. Değil, o fesleğen, tek fesleğenden yapılan bir sos. Ya bununla gibi. 50 kere yediğimiz şey, evet tabii, çok tabii. Basit, şurada gelecek, şey, dur hadi. Hadi. Maradona hangi takım? Arjantin. Da oynuyordu Napoli. Arjantin. Napoli. Ha? Napoli. Napoliten. Ne? Evet o. Napoliten. Napoliten doğru cevap. Efendim 9 harfli bir diğer kelimenin sorusu gelecek. Bitki biliminden geliyor soru. Bakalım nasıl geliyor. Bıttım olarak bilinen küçük yuvarlak buruk tadı olan bir meyve. Bir harf alayım. Buyursunlar. T. Bir harf daha alayım. Tamam abi. Çitlenmek. Çitlenmek doğru cevap. Şimdi efendim son iki soru. 10 harfli iki aradığımız cevapta. İlk 10 harfli cevabımız iki kelimeden oluşuyor. Bakalım nasıl soruyoruz. Her yerin dolu olduğu başka sefere artık dediğimiz gösteri. Kapalı gişe. Kapalı gişe doğru cevap. Son soru. Tek kelime mastarla bitiyor. Bir harf alma hakkım yok değil mi? 2 saniye arttırmanız gerekiyor. 8 saniye kullanırım diyorsanız bir harf alabilirsiniz. Tamam. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Ek var. Mastarla bitmiş. Ek dışında da. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Gelsin bakalım soru. Eşyaları bir yere düzenli bir şekilde yığmak. İstiflemek. İstiflemek doğru cevap. Gerçekten böyle kıl payı geçtiniz evet. Cem Bey. 8800 puan aldınız. Harika yarıştınız. Vallahi helal olsun ne diyeyim. Şimdilik ay finalinin birincilik koltuğuna geçiyorsunuz. Ama Cihan Bey gelecek. Evet. Bakalım neler yaşayacak. Başarılar dilerim. Ayaklarınıza sağlık teşekkür şimdiden. Teşekkür ederim. Hanımlar beyler Cem Bey'i alkışlarla uğurluyoruz yerine. Ve son finalistimiz geliyor. Reva. Reva doğru cevap. Tatmin. Tatmin doğru cevap. Rekortmen. Rekortmen doğru cevap. Fıstık gibi. Fıstık gibi doğru cevap. Hanımlar beyler, ay finalinde dananın kuyruğunun koptuğu ana yine geldik. Cihan Bey tekrar merhaba. Merhaba. Vallahi sizden önceki 3 yarışmacının da başına çeşitli şeyler geldi. Beklediğimizden aşağıda puanlarla seyrediyor diyebilirim. Çok gayet iyiydiler bence. Yok, kendileri iyiydi de işte yarış puanları... Okey, Cihan Bey için okeymiş.
Siz peki ne düşünüyorsunuz? Yine elimden geleni yapmaya çalışacağım. Ama harika. Bu sefer daha zor. Aynen. Bir çift daha zorlaştı. Ay finali sonuçta. Aynen. Bakalım neler yaşanacak. Var mı efendim kimseye selam göndermek, söylemek istediğiniz bir şey? Söyleyeyim. Eşime, anneme, oğullarım Kubilay ve Çağatay'a, oyun arkadaşlarıma, iş arkadaşlarıma, beni izleyen herkese selam gönderiyorum. Ağzınıza sağlık. Biz de selam gönderiyoruz. Ne yapalım Cihan Bey? Yavaş yavaş başlayalım. Başlayalım. Hanımlar, beyler, ilk kelimemiz geliyor. Eski dilde asker anlamına gelen sözcük. Harf alayım. Harf verelim. Ç. Çeri. Çeri doğru cevap. Dört harfli ikinci kelimemizin sorusuna bakalım. Farsçası kemankeş olan kelimenin Türkçe karşılığı. Harf alayım. Harf verelim. Ç. Okçu. Okçu doğru cevap. Beş harflilerdeyiz. İsim soylu, Arapça kökenli. Buyursunlar. Osmanlı Devleti'nde bazı görevlilere 3 ayda bir verilen ücret, maaş. Tımar. Değil. Ulufe. Ulufe doğru cevap. Yine beş harfli, Türkçe kökenli. Gelsin bakalım. Düzenli, planlı ve yöntemli biçimde verilen eğitim türü. Nokta nokta eğitim. Örgün. Örgün eğitim. Altı harflilerdeyiz. İtalyanca kökenli bir sözcük geliyor. Denizcilikten geliyor. Buyursunlar. Gemilerde bulunan odalara verilen isim. Kamara. Kamara doğru cevap. Yine altı harfli Arapça kökenli. Gelsin bakalım sorusu. Eski zamanlarda okul yerine kullanılan kelime. Mektep. Mektep doğru cevap. 7 harflilerdeyiz. Yine Türkçe kökenli. Buyursunlar sorusunu görelim. Ayakla çiğnendiğinde ya da duvara sürtüldüğünde patlayan eğlence fişeği. Çatapat. Çatapat doğru cevap. Oynar mıydınız? Bayramlarda genelde. Aynen. Ben de çok oynardım küçükken. Yapıyorduk biz de yaramazlık sevgili izleyenler. Sonra yasaklandı galiba. Var hala yine sanki. Yasaklanmamış sevgili izleyenler. Cihan Bey de var. Ararsanız bulursunuz. Cihan Bey 3500 puanımız var. 3 dakika 8 saniyede süremiz var. 8 harf daha alabilirsiniz. Yolunda gibi işler. Böyle devam eder umarım. Devam edelim. Hanımlar, beyler, 7 harfli ikinci kelimemizin sorusu gelecek. Fransızca kökenli bir sıfat bu. Buyursunlar. Tepeden inmeci anlamına gelen Fransızca kökenli sıfat. Harf alabiliriz. Harf alayım. J. Jacobin. Buyurun. Jacobin. Jacobin doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Pekiştirilmiş bir sözcük kendisi. Buyursunlar. Hemen ardından anlamında kullanılan zarf. Peşi sıra. Buyursunlar. Peşi sıra. Peşi sıra doğru cevap. Yine 8 harfli Fransızca kökenli bir sıfat. Aa, hadi buyurun. İleriyi düşünerek planlar yapan ve yeniliklere açık olan kimse. Harf alayım. Buyursunlar. Bir harf daha alayım. Tabii. Bir harf daha alayım. Tabii. Çok nokta nokta biridir derler mesela. Böyle bir çok girişimci, hayal gücü yüksek insanlar için. Bir tane daha harf aldık. Bir tane daha harf aldık. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Ve... Vizyoner. Vizyoner doğru cevap. İki harf kaldı, alınacak.
Abi hallederiz. Efendim 9 harflerdeyiz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Sonu iki harfli mastar gibi. Buyursunlar. Bir eylemi pervasızca, çekinmeden ve sakınmadan yapmak anlamında kullanılan zarf. Biraz böyle gündelik konuşma gibi. Argo yani aslında. Bir eylemi pervasızca, çekinmeden ve sakınmadan yapmak. İşe nokta nokta girişmek diye kullanırız. Bodoslama. Bodoslama doğru cevap. Yine 9 harfli 2 kelimeden oluşan bir sıfata ihtiyacımız var. Bakalım nasıl sorduk. Genellikle beyaz tenli kadınlar için kullanılan sıfat. Beyaz harika bir ipucu orada. Süt mü acaba? Değil değil hiç ak. Öyle bir şey. Ne? Ak. Ha gibi. O. Akça pakça. Akça pakça. Doğru cevap. 10 harflilerdeyiz. Batı kökenli bir kelime. Sağlıktan geliyor. Buyursunlar. Sindirim sistemindeki yararlı mikroorganizmaların büyümesini ve aktivitesini düzenleyen, sindirilmeyen gıda bileşenleri. Harf alayım. Buyursunlar. B. Bakteri. Bir çocuklarda falan çok kullanılıyor. Harfler bitti. Evet. Ne bakteri? Sindirim sistemi için böyle bir bayağı kullandığımız son dönemde bir şey. Süreyi durdurdunuz mu zaten? Ne bakteri? Yok, bakteri değil. Değil. Sindirim. Mikrobiyotik, biyotik. Ha? Simbiyotik. Değil. Böyle şeyler var. Yani bu hap olarak da kullanılabiliyor da yoğurtlar falan var böyle. Probiyotik. Probiyotik. Gibi bir şey. Önce gibi düşünün. Prebiyotik olacaktı. Ah be. Ya gerçekten bu kadar. Başım dönüyor artık ha benim stresten. Burada da patlanmaz yani. Onun işte probiyotik bizi patlattı. Evet. Olacak hep. O yüzden önce dedim prodan sizi çekerim belki diye. Prebiyotik aklınıza gelir belki diye de o belki de sadece benim aklıma gelirdi yani. İpucu diye söyledim ama. Bir tane sorumuz var. Onu da soralım Cihan Bey. Ne oluyorsa olsun. İki kelimeden oluşan mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Yemin ediyorum tam da kelimesi şimdi. Gel bak soruya bak şimdi. Bu. Gel. Yapılamayan ya da yaşanamayan bir şeyin içte bırakıp gitmediği duygu. Acısı. Yok. Durdurayım artık. Aynen. Yapılamayan ya da yaşanamayan işte bırakıp gitmediği duygu. Yarısı. Benden bir harf vereceğim. Evlat acısı. Yok. O sizin. Allah muhafaza. Ne? İçinde nokta nokta. Ya o yangın da. Yangın yeri mi ne? Yok değil. Benden bir harf ısmarlayamaz mıyız ya? Aynen. Yine. Olmadı. Hadi. Yok. Yine yok. Koptum, dağıldım. Ya çok normal canım zaten. Normalde bileceğiniz bir şey. Ukde kalmak olacaktı. Vallahi. Yani Cihan Bey. Gerçekten ya direkten dönmek denilen şey artık neyse. O ukde kalmak da şu an bizim karşılıklı yaşadığımız şey. İnanılır gibi değil. Cihan Bey harika yarıştınız. Çok tebrik ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. İnşallah tekrar karşılaşırız. İnşallah.
Hanımlar, beyler, Cihan Bey'i alkışlarla yerine uğurluyoruz ve ay birincimiz Cem Bey'i buraya davet ediyoruz. Hanımlar, beyler, ay finalimizi de yaptık ve birincimiz Cem Bey yanımızda. Tekrar tebrik ediyorum Cem Bey. Harika bir sonuç aldınız. Çok teşekkür ederim. Ay birincisi oldunuz. Buradan öteye de yol yok. Yani evet, kazanılabilecek bütün şeyleri, turları kazanmış oldunuz. Ne hissediyorsunuz? İkinci kez deniyorum bu yolu, yürümeyi. Bu sefer sonuna varabildim. Çok güzel bir hatıra oldu benim için. Çok güzel. O zaman, çok mutluyum. O zaman işiniz yanınızda mıydı? Evet. O zaman da mı yanınızdaydı? Yok, hayır, o zaman değildi. Ha, işte onu diyorum. Farkı orada zaten. Aynen. Evet. Ben de onun altını çizdim. Programın başında o yüzden değildim. Aynen. Zaten. Çok evet, güzel yapmışsınız. Arada az da bir çuval inciri berbat ediyoruz, evet, gibi geldi. Son anda yırttık. Yok. Çok güzel. Çok. Biz şimdi kaç puan almıştık? 8800 mü? Evet. Ne kazandığınızı biliyor musunuz? Hayır. 8800 puan çarpı 2 lira kazandınız. Evet, güzel. Dolayısıyla ne ediyor? 17600 mü ediyor? Evet. 17600 lira kazandınız bizden. Teşekkür ederim. Şak diye elinize sayacağız Cem Bey. Peki. Böyle de delikanlıyız biz. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Umarım günün birinde daha fazla paralar da hediye edebildiğimiz zaman tekrar yarışırsınız. İnşallah. Aklımızda çeşitli rakamlar var. Arayı kapatırız. Olur. Beklerim. Çok memnun olduk. Diğer finalistlerimiz de harikaydı, evet, gerçekten. Hepsi muhteşem yarıştı. Hepsini bir alkışlayalım isterim. Var mı bir şey misin? Bir şey söylemek istiyor musun? Tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyilerdi. Evet. Ama onların önünde birinci olmak daha da mutlu etti beni. Harika konuştunuz. Hanımlar, beyler, Cem Bey bu ayki birincimiz. Bakalım önümüzdeki ay, önümüzdeki günlerde kimler birinci olacak? Yeni yeni kimleri tanıyor olacağız? Nerelerde heyecanlanacağız? Biz bu yolculukta zaten hep yan yanayız. Cem Bey'i ve diğer finalistlerimizi uğurluyoruz ama akşamları beraberiz. Vallahi bırakmam. Tekrar görüşünceye kadar iyi akşamlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.